Eski günlerdi. Mısır'da diktatörlük rejimi gitmiş yerine ihvanı Müslüminden Mursi gelmişti. Biz hepimiz ihvandık, Mursi'ydik. Türkiye'de AK Parti vardı ve İslam dünyasında Erdoğan rüzgarları esiyordu. Bu gelişmeleri Filistin halkı Selahaddin'in geri dönüşü gibi kutluyordu ve artık zalim Esed de gitmeliydi. İhvan ve Mursi, Mısır'daki AK Parti ve Erdoğan'dılar. Türkiye onların örnek aldığı, gurur duydukları ülkeydi. Sevincimizi kursağımızda bırakmışlar ve Mısır'ın firavunları, Musalara ve Asiyelere yine tahammül edememişti. Rabiatül Adeviye meydanında sivil direniş başlamış tüm dünyaya yayılıyordu ve biz darbeye karşı çıkıyorduk. Rabia işareti yeşil sahalara ve siyasete de sıçrıyor, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldığı temel atma töreninde yapıyordu Rabia işaretini. Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Çaykur Rizesporlu sporlu Sercan Kaya da Rabia işaretini yeşil sahalara taşıyan isimler oluyordu. Formalarda, minibüs ve taksilerin arka camlarında, sokak duvarlarında, sosyal medya profil resimlerindeydi ve her yerdeydi Rabia. Rabia işareti tüm dünyada özgürlüğün sembolü oldu ve kısa sürede tüm dünyada sosyal medya ağlarında en çok paylaşılan görsel oldu. 2013 Ağustos'unda doğan sembol büyüyerek küresel bir değere dönüşüyordu. Artık yerli ve milli bir Rabia'mız vardı. Erdoğan 23 Mart 2014'te Rabia'mızı anlamayanlar var dedikten sonra şöyle diyordu. Rabia'mızı anlamayanlar var. Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz. Onun millet diye, onun bayrak diye, onun vatan diye, onun devlet diye bir derdi yok o PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola varsın yürüyüş yapsın. Devamında, yaptığı dört parmak işaretinin bir anlamının aynı zamanda esma olduğunu ancak tek anlamının Mısır olmadığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, işte Erdoğan'ın yaptığı Rabia işaretinin anlamı. TRT'nin TV ve radyo kanallarının ortak canlı yayınında Nasuhi Güngör, Ahmet Taş getiren, Hakan Albayrak ve Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını cevaplandıran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı Rabia işareti ile ilgili bir cümle üzerine açıklama yaptı mitinglerde yaptığı dört parmak hareketinin doğrudan Mısır'daki Rabia işareti olmadığını söyleyen Erdoğan, Rabia işaretinin Muhammed Mursi'nin cezaevine girmesinden sonra çıktığını hatırlattı ve bunun anlamının tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olduğunu açıkladı. 16 Ağustos 2013'te Türkiye ayaktaydı. Mısır elçiliğinin önünde protesto gösterileri vardı ve ülke genelinde daha birçok ilde ve birçok ülkede. O gün Anadolu Ajansı uzun bir haber geçti ve Eyüp Sultan Camii önündeki gösteride Mısır'daki direnişe selam için kullanılan Rabia işareti ilgili konuşmamdan ve diğer konuşmacılardan özetler geçiyordu. Eyüp Camii önünde toplanan insanlara o işareti anlatmam Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilirken Dilipak Rabia işaretini anlattı. Eyüp Sultan Camisi'nin avlusundaki katılımcılara seslenen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Mısır'da katliamın yapıldığı Rabiatül Adeviye Meydanı'nın ve darbe karşıtı gösterilerin sembolü dört parmakla yapılan Rabia işaretinin ne anlama geldiğini anlattı. Selamın İslam dünyasının yeni zafer işareti olmaya aday olduğunu belirten Dilipak, Adeviye'den Eyüp Sultan'a gönderilen selama bugün icabet edeceklerini söyledi sağ elini havaya kaldırarak, baş parmağını açıp diğer dört parmağını birleştirerek Rabia işareti yapan Dilipak, şunları söyledi. Bu harekete baktığınızda baş parmak güvercinin başı, diğer parmaklarda kanatlarıdır. Barışı ifade ediyor. Bu bir güvercindir. Güvercin Hazreti Nuh'un gemisiyle karaya çıkmasını anlatıyor. Güvercinin ağzında zeytin dalıyla karaya çıktılar. İman edenler yeni bir dönem başlattılar. Onun için ağzında zeytin dalı taşıyan güvercin, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya çıkmasının başladığının ifadesidir. Anadolu topraklarında Cudi Tepesi'nde gerçekleşmiştir. Bunun bir diğer anlamı ise baş parmak eliftir. O Allah lafzını ifade eder. Burada 18, 81, yine Peygamber Efendimiz'i ifade eder ayrıca dört rakamı Adeviye'yi temsil ediyor. Bu bakımdan bu işaretimizde Adeviye'ye selam göndermiş oluyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor. Dünyanın dört bir yanında insanların aynı şiar etrafında birleştiğini anlatan Dilipak, Türkiye dahil birçok ülkede aynı bilincin oluştuğunu kaydetti. Dilipak, çekilen acıların öncekilere benzemediğini aktararak, bu yeni bir doğum sancısının ifadesi. Yeni bir dünya kuruluyor biz onun için buradayız, ağlaşmak için değil. Biz Mısırlılar için burada değiliz. Zaten Mısır, Suriye, Filistin biz biriz, tek bir ümmetiz şeklinde ifade ediliyordu. Daha sonra Rabia protestoları yıl dönümlerinde gündeme gelen tepkilere dönüştü, meydanlara çıkıyor, Mısır'da Akrep cezaevinde tutuklu bulunan Muhammed Biltaci'nin Rabia katliamı sırasında öldürülen kızı Esma'ya yazdığı mektubunu okuyorduk gözyaşları içinde vakit çabuk geçiyordu. Rabia işareti doğumundan 9 yıl sonra Katar Olimpiyatları açılışında Sisi ile el sıkıştığımızda mı yoksa 3 yıl önce Düzce Belediyesi'nin şehir meydanındaki Rabia anıtını kaldırdığında mı sona erdi bilemiyorum ama 2023'e girerken artık sırtımızda Rabia küfesi yok. Düzce Belediyesi bu günleri çok erken görüp 10 Ekim 2019'da 3 yıl önce şehir meydanına dikilen dev Rabia anıtını kaldırmıştı yani 3 yıl önce o devri birileri kapamış sanki. Bugün artık sadece Sisi ile el sıkışmayı değil, Esad'la da el sıkışmayı konuşuyoruz. Aslında bu durumda yeni değil. Bundan sonrası için artık her şey mümkün. İsrail Cumhurbaşkanı da geldi. Beştepe'de İsrail bayrağı bizim bayrağımızla birlikte dalgalandırıldı. Bu ara Habad hahamları da Beştepe'de ayin yapmadılar mı? Bizim donanmamızda İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve ardından İsrail'e bir büyükelçi tayin ettik. Bu hızla bakarsınız yarın stratejik ortaklık belgesi de imzalarız. Daha önce de Suudi Veliaht Prensi ile el sıkışmıştık. Onlar da Beştepe'de Araplar üstündür diye kendi şarkılarını söylemediler mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde kaşıkçı cinayetinin sorumlularına diplomatik dokunulmazlık tanıyınca zaten o defter kapanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile de artık fazla bir sorun kalmamıştı zaten. Oldu olacak Esed'le de kucaklaşalım. HDP ile bile masaya oturduktan sonra bundan sonrası için hiçbir şey sürpriz olmaz. Bu konuda Bahçeli, Esad'la da görüşülmeli dediğine göre, bu konu kendi aralarında konuşulup anlaşılmış olsa gerek. Ama burada milletin muhtemel tepkisi konuşulmamış olabilir. Birileri biz aya merdiven dayayacağız desek inanırlar diye düşünüyor olsa gerek, o dünde kaldı efendim. CHP'lilere, siz Venezilos'la, İngilizlerle el sıkışmadınız mı deniyor. Biz de bunu yaptık. O zaman o Venezilos konusunu da artık fazla kurcalamamak gerek demek ki. Yani olurmuş böyle şeyler. Onu da kabullenecek miyiz? Kabulleneceksek dün neden bunun üzerinden saldırıyordunuz denmez mi? Zavallı troller ne yapsın bu durumda? Ya da o zaman sizin CHP'den ne farkınız kalıyor ki, onların yaptığı doğru ise ve siz de onlar gibi yapacaksanız niye ya onlar gelirse diye korkutuyorsunuz milleti? Millet de onlar da bu işi yaparak öğrenecektir bu mantıkla. Sizin partiniz değişip dönüşüyorsa, onların partisi de değişip dönüşecektir o zaman bu süreçte. Çam diyor ki, çarpıtmayın lütfen. Dikkat edilirse, radikalize, terörize edilmiş bir imajı vardır ifadesini kullandık. 280 karakterle anca bu kadar oluyor. İhvanın içine sızıldı. Askerlerin kafaları kesilerek katledilmesi, kilise saldırıları, kadın-çocuk katliamları hepsi ihvana fatura edildi. İyi ya biz de işin aslını söyleyelim. Bu sözü alıp bir kenara koyalım. İlk cümle neydi? İhvan hareketi de maalesef DAEŞ ve bilumum terörist grupların sızmasıyla, parçalanmışlıklarıyla artık eski konumunda değil. Radikalize, terörize edilmiş bir imajı vardır. Sam mesajındaki görsellerle bunun Erdoğan içinde yapıldığını gösteriyor. AK Parti için de geçerli bu. Bunu kendi yayınladığı dergi kapakları ile göstermiş. Peki ben şimdi kalkıp, AK Parti'de maalesef bir takım mafya ve menfaat çetelerinin sızmasıyla, parçalanmışlıklarıyla artık eski konumunda değil, imajı böyle artık dersen bu ne anlama gelir? Çam'ın mesajından çıkan anlam bu değil mi? Yahu ben AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler ve AKP'nin papatyaları dedim diye 81 ilde hakkında dava açan ve halen devam eden davaların arkasında Bayan Çamda vardı ve siz de beni suçlayan, onu destekleyen yine tweetler atmıştınız. Bir takım holdinglerin adını zikredip dini bir terminoloji olarak LGBT yerine kullandığım bu fahişe ve türevlerine karşı bizim yeşil sermaye dediğim müsaad niye bir şey yapmıyorsunuz diyerek ne yapıyorlar diye sormamı bile suç saymıştınız. Ne bileyim ben Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ta geçen bir kelimeyi içimizden birilerinin ağızlarına bile almaktan haya ettiğini, hem de çevrelerinde bazı bu tür hayasızların olduğu yazılıp çizilirken. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Ben kınayanların kınamalarına aldırış etmeden yürümeye devam ediyorum. Haksız bir şekilde kınayanlar, kınadıkları şeyle imtihan olunurlar hem bu dünyada, hem de ahirette. O arada Serdar Çam'ın konuyla ilgili daha sonra özür dilediği tweetlerini de şu linkten okuyabilirsiniz. Tartışılan tweetinden sonra açıklamaları da oldu. Haber vakti, haberleştirdi. Merak edenler onları da okuyabilir. Herkeste de helalleşmek derken birçok kişi yanlış mı anladı ne? O herkesin içinde İsrail, Demirtaş, HDP, Sisi filan da mı varmış? Onların desteğine duyulan ihtiyaç kadar başkalarına ihtiyaç olmadığı mı düşünülüyor acaba? O kısım biraz karışık sanki. Unutmadan, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın ilk kurucu genel başkanı Doktor Yusuf Zeynel Abidin Kerkük Türklerindendi. Erbakan İsviçre'ye gittiğinde onu orada karşılayan ve dönüşüne kadar misafir eden de Mısırlı Galip Himmet idi her ikisi de ihvanı Müslümin'dendi. Uzun bir yazı oldu ama, bu konu burada bitmeyecek, bu konuya yarında kaldığımız yerden devam edelim. Selam ve dua ile.